Merhaba arkadaşlar, Meccanen'e hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar hız. Hız nasıl kazanılır, hangi antrenmanla daha iyi hızlanılır ve hangi oyunculara hız gereklidir? Şimdi arkadaşlar, öncelikle hemen şöyle bir kadromuzu açıyorum. Kadro ekranından göstermek isterim. Şimdi arkadaşlar, hız, kaleci, DC ve DMC haricindeki bütün herkese gerekli. Gördüğünüz gibi kaleciye hız gerekmiyor. Gördüğünüz gibi koyu renkli alan. DC pozisyonundaki elemana aynı şekilde hız gerekmiyor. DC, DMC pozisyonundaki elemana yani DMC ile beraber baktığımızda yine hızın gerekmediğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi koyu renkli alanda. Bunun haricindeki bütün mevkilerde AMLS, AMRS, forveti, şuradan forvet hemen Cingöz Recai'yi gösterelim. Gördüğünüz gibi hız gerekiyor. Sadece ST olan bir elemanım şu an yok. Ama gördüğünüz gibi bu elemanların tamamını arkadaşlar hız gerekiyor. Bunun içerisinde MC'si de var, MLR'si de var, MR'si de var. Bunların hepsinde arkadaşlar hız gerekiyor. Özellikle bir de farklı bir pozisyon var tabii ki. Eğer sizin DC'niz veya DL, DR pozisyondaki şöyle bir elemanınız eğer gidip karşı tarafta kontra oynuyorsanız, kontra atak oynuyorsanız hızlı bir şekilde ileri çıkıp geri dönmesi gerekiyorsa o zaman o elemanın da hızını arttırabilirsiniz. Bu da elbette yani fazla hız göz çıkarmaz diyelim. Bu da sizin elinizde. Ama bunun haricinde normal şartlar altında oyunun istediği temel özelliklere bakacak olursak arkadaşlar hız, kaleci, defans ve DMC pozisyonu haricinde bütün alanlara şart, bütün alanlara gerekli. Peki hız için arkadaşlar hangi antrenmanı benimsememiz lazım? Önce bir tane oyuncu seçelim. Ben mesela Kedi Kenan'ı alayım. Şimdi Kedi Kenan'ın oyun özelliklerine baktığımızda ST ve AML pozisyonunda oynuyor. Ve hızı 105, hızını biraz arttırmak istiyoruz. Şimdi arkadaşlar, alıştırmalara geldiğimizde. Şimdi nerede hız antrenmanları var? Hücumda pas, koşu ve şut ve slalom top sürme. Bu ikisinde hız var. Savunmada hız yok arkadaşlar. Fiziksel ve zihinselde de birkaç alanda birden var. Mesela germe antrenmanında hız var. Kondisyon, güç, hız. Şöyle kenara koyayım. Bununla beraber merdivenli karaoke antrenmanında agresiflik, hız var. Çeviklik ve konsantrasyon arkadaşlar kaleci özelliği. Ve aynı zamanda kolay bir antrenman. Depar atmada da hız var ama çok zor bir antrenman. Ayrıca kondisyon, hız, top sürme 3 özellik var. Açılma bildiğiniz gibi kaleci özelliği. Uzun koşuda ise kondisyon ve hız var ve orta seviye bir antrenman. Konsantrasyon kaleci özelliği. Bununla beraber mekik koşusu, güç, hız, cesaret üçlü bir antrenman var. Engelli koşuda da agresiflik, hız, cesaret, vuruş. Agresiflik, hız, cesaret. 3 tane eleman var. Vuruş bildiğiniz gibi kaleci özelliği. Şimdi arkadaşlar bu antrenmanlar arasında hatta bunun içerisinde pas, koşu ve şutu da koyalım. Şimdi peki hangisini seçmemiz daha mantıklı olur veya hangilerini seçmemiz daha mantıklı olur? Arkadaşlar şimdi bunların hepsini koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi %12.75'lik bir kondisyon azalımı yapacak. Ki bunun arasında depar atma yok. Hemen şöyle göstereyim. Depar atma yok. Çok zor bir antrenman. Yani depar atmanın özelliği %3.75 kondisyon yemesi. Bununla beraber slalom top sürme yok. Onun da özelliği %3'tü. Bu da çok yüksek bir özellik. Bunları da almıyoruz. Neden arkadaşlar almıyoruz? Çünkü içerisinde mesela slalom top sürmenin içerisinde kondisyon var, hız var, pas verme var, top sürme var. Yani 4 farklı alanı birden geliştiriyor. Dolayısıyla buradan gelecek olan hızın oranı hani %25 gelebilir. Ama o yüzden top sürmeyi, slalom top sürmeyi almıyoruz.
Ama arkadaşlar bunların arasında hemen şöyle göstereyim. Merdivenli karaoke. Gördüğünüz gibi hem kolay bir antrenman hem de agresiflik, hız, çeviklik ve konsantrasyon var. Çeviklik de konsantrasyonlu kaleci özelliği olduğu için geriye agresiflik ve hız kalıyor. Yani %50-50. Merdivenli karaoke'yi alıyoruz arkadaşlar. Ve uzun koşu. Uzun koşuda da arkadaşlar kondisyon ve hız. Bu ikisi arttırılıyor. Otomatikman ne oluyor? %50 şansımız var bunu yükseltmek için. Dolayısıyla merdivenli karaoke ve uzun koşuyu elimizden geldiği kadar alıyoruz. Mekik koşusunda gördüğünüz gibi güç, hız, cesaret, çeviklik. Engelli koşuda agresiflik, hız, cesaret. Gördüğünüz gibi yani eğer 3 tane veya 4 tane olay varsa o zaman %33'e hatta %25'e düşüyor hızın gelmesi. Ama ben o yüzden uzun koşuyu ve merdivenli karaoke antrenmanını tercih ediyorum. Bu şekilde yaptığımız zaman yani 2 tane ondan koydum, 4 tane uzun koşu koydum ve %2 kondisyon azalımı olacak. Uzun koşu orta seviye bir antrenman yani bizden %2-25 düşüyor. Merdivenli karaoke ise kolay bir antrenman sadece %1,5 düşüyor. Şimdi %12'lik bir kondisyon azalımı söz konusu. Bunu elemana uyguluyoruz. Hemen şöyle yapalım. Bir tane hız geldi gördüğünüz gibi. Şuna biraz bir tane de antrenman yapalım. Gördüğünüz gibi bu sefer ikisinden de diğer özellikler geldi. Agresiflik ve kondisyon. Ha bu arada şu da önemli bir özellik. Hemen onu da göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu elemanda agresiflik istenmeyen bir özellik. Ama kondisyon istenen bir özellik. O zaman bunu seçeceğimiz antrenmanda agresifliğin olmayanını yani kondisyon olanını seçmek istersek daha fazla uzun koşu vermemiz gerekir. Çünkü diğer antrenmanda hemen gösteriyorum. Merdivenli karaoke'da gördüğünüz gibi agresiflik ve hız var. Ama biz agresiflik istemiyoruz. Onun yerine arkadaşlar kondisyon istiyoruz ki kondisyon bize daha çok lazım. Dolayısıyla uzun koşuyu alıyoruz. Merdivenli karaoke yerine mesela buradakilerden eğer biz agresifliği istemiyorsak diğerlerinden herhangi birini de koyabiliriz veya hepsini uzun koşu yapabiliriz. Ama hepsini uzun koşu yaptığımız zaman şöyle bir olay var. Mesela hemen yaparak göstereyim. Bunu yaptığımız zaman arkadaşlar bize ekstra olarak bonus vermeyecektir. Çünkü tek antrenman yapacağımız için hemen şunu bir tane alalım. Dinlenme paketim yoktu. Reklam izleyerek vakit de harcamak istemiyorum. Şöyle bir şey yapalım. Hemen bunu buna çevirelim. Zaten arkadaşlar tokenlarımız ne işe yarıyor? Yani yeşil paket almak için kullanıyoruz genellikle. Hemen raporlara gelelim. Gördüğünüz gibi bu antrenman pozisyonuydu. Alıştırmalardan. Burada mesela pas, koşu ve şutu tercih edebilirdim. Eğer uzun koşu yerine kullanmak isteseydim veya merdivenli karaoke yerine kullanmak isteseydim. Hemen uzun koşuyu alıyorum. Uzun koşuyu şuraya da alıyorum. Şimdi bakın bunu yaptığımız zaman arkadaşlar bize şey vermeyecek. Hız verdi gördüğünüz gibi. Ama antrenman deneyim puanıyla beraber topluca bakın gördüğünüz gibi bonus kazanmak için birden fazla türde alıştırmaya ihtiyacımız var. O yüzden arkadaşlar hemen şöyle bir iki tane daha vereyim. Bir iki tane daha göstermek için. Dolayısıyla biz antrenman programımızı seçerken hepsini aynısından değil bir tane farklı bir antrenman programı verirsek eğer otomatikman buradan bonus puanlarımızı da antrenman bonusumuzu da alabiliriz.
Ben bu noktada merdivenli karaoke yerine hemen şöyle bakıyorum. Mesela gücü arttırabilirim ama bu arada mekik koşusunu kullandığım zaman zor olacaktır. Onun yerine ben daha kolay bir işlem yapayım istiyorum. Agresifliği istemiyorum. O yüzden engelli koşuyu da almıyorum. Germe antrenmanı kullanabilirim. Kondisyon, güç, hız veriyor çünkü. Evet, germe antrenmanını alıyorum. Tek kondisyon verdi. Tabii sizin elemanınız, yani oyuncunuz hız verdi gördüğünüz gibi. Daha genç olabilir, daha hızlı gelişen bir oyuncu olabilir. O zaman elbette bu %12'lik antrenmanların bir tane hız, bir tane kondisyon verdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, elimizden geldiği kadar hızın üzerine çıkabiliyoruz. Hızı arttırabiliyoruz bu şekilde. Becerilerine bakalım. %105'ti zannedersem. %109 oldu. Şu an işte üst üste yaptığımız birkaç antrenmanda. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun sonuna geldik. Özetle uzun koşu ve merdivenli karaoke antrenmanları, her ikisi de bir oyuncunun hız kazanması için temelde kullanmamız gereken antrenman sistemi, antrenman modeli. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın diyorum. Meccanen'de kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.